Bildiğiniz gibi Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Öncelikle Kur'an'ın nazil olduğu bir aydır. Bu ayı öncelikle Rabbimizin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve orada anlatılanları hayatımıza geçirmek için bir çaba göstermemiz lazım. İbn-i Mesud radıyallahu anh buyuruyor ki, biz 10 ayeti öğrenip ezberleyip hayatımıza aktarmadıkça başka ayetlere geçmezdik diyor. Bizim de bu bilinçle ayetleri okumamız, anlamamız ve hayata geçirmek için çaba göstermemiz önem arz ediyor. İnşallah Rabbim Ramazan ayında bu şekilde ayı değerlendirmeyi, Rabbimize yaklaştırmayı nasip eder bizlere. İbadetler, Yüce Allah, az önce ifade ettim, Yüce Allah bizleri ibadet için yaratmıştır. Bu ibadetlerin bir kısmı malla yapılanı vardır, bedenle yapılanı vardır, hem malla hem bedenle yapılanı vardır. Bu ibadet de işte bedenle yaptığımız bir ibadettir yani şey itibariyle. Allah rızasını dileyerek, onun rızasını gözeterek kendimizi dünyevi zevk ve sefalardan geri tutuyoruz. Geride bırakıyoruz ve bu çok anlamlıdır. Yani yiyebildiğin halde kendini tutuyorsun. İçebildiğin halde kendini bundan alıkoyuyorsun. Yani bu sırf onun rızasını dileyerek yapılan bir ibadettir. Ondan dolayı da Yüce Allah onun sevabını da ben vereceğim buyuruyor. Tabii ki aynı zamanda Ramazan ayı fakirleri, yoksulları düşünme ayıdır. Yani bu aynı zamanda bizde o duyguyu da geliştirmesi gerekiyor. Ben nasıl işte böyle aç kalıyorsam, yani bir de Ramazan şöyle bir tarafı var. Ben isteyerek aç kalıyorum, susuz kalıyorum akşama kadar. Ama zorunluluktan dolayı aç ve susuz kalanlar var. Eline geçmediği için kalanlar var. Onların durumunu düşünmek ve onlara onlar için bir şeyler yapmak, infakta bulunmak, tasaddukta bulunmak, bu da çok önemlidir. Ramazan her yönüyle bizi eğitir. Bir nefis muhasebesidir, bir nefis terbiyesidir. Kadrini, değerini bilmemiz lazım. Ve Leyletul Kadr, Yüce Allah'ın bin aydan daha hayırlı bir gece dediği Leyletul Kadr var Ramazan'da. İnşallah. Tabii bu geceyi Leyletul Kadr yapan şey de Kur'an'ın o gece nazil olmuş olmasıdır. Buraya sürekli vurgu yapıyorum. Bu yönünü de dikkate almamız gerekiyor. Tabii bütün bunları yaparken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayı nasıl değerlendirdiğini, nasıl gözettiğini görmemiz lazım. Biliyorsunuz yani Cebrail ile birlikte aynı zamanda Kur'an'ı sürekli hatmettiği, yani baştan sona kadar okuduğu da biliniyor. Peygamber Efendimizin sünneti doğrultusunda bu ayı ihya etmenin çabası içerisinde olmamız gerekiyor.